Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü diplomasi adımları kapsamında daha önce sorunlar yaşanan ülkelerle ilişkiler yeniden başlamış durumda. Parti toplantılarında milletvekillerini yeni dönem hakkında bilgi veren Çavuşoğlu'nun Cemal Kaşıkçı davasının iadesinin Suudilerle ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında işletildiğini söylediği belirtildi. Türkiye dış politikada makas değiştirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu parti toplantılarında milletvekillerine yeni döneme ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Çavuşoğlu'nun toplantılarda Birleşik Arap Emirlikleri ile mesafe kat ettik, Suudilerle de öyle, Cemal Kaşıkçı davasının iadesi ve adli yardım mekanizması da ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında işletildi dediği belirtildi. Türkiye İsrail ilişkileri 13 yıl sonra yeniden başladı. Normalleşme adımları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ay içinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarla birlikte İsrail'e gideceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu İsrail ile ilişkilerin Filistin sorununun çözümüne katkı sağlayacağını belirtti. İsrail ile ilişkilerde de önemli gelişmeler var. İsrail'e bir ziyaretimiz olacak. Filistin'de Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri geliştirilmesinden memnun. Bir rahatsızlıkları yok. Hatta Filistin hükümeti bize ilişkileri düzeltmenizi destekliyoruz. Bu sürecin Filistin sorunun çözümüne de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim de çıkarımıza olur mesajı verdi. Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme adımları kapsamındaysa Ermeni mevkidaşıyla Antalya Diplomasi Forumunda bir araya gelmişti. İki Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinin bir süredir dondurulan ilişkilere yeni boyut kazandırdığı ifade ediliyor. Çavuşoğlu bu konuda partililere Ermenistan'la ilişkilerin düzeltilmesi konusunu Azerbaycan'la koordine içinde yürütüyoruz. Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı'yla herhangi bir aksilik olmazsa yakında İstanbul'da iftarda bir araya geleceğiz dediği öğrenildi.